Hayırdır tık nefessiniz? Ardınıza neft yağı mı sürdüler? Ha, sürdüler. Bakalım nasıl sileceğiz? Mesele nedir? Böyle ayak altında konuşulacak konu değil teyze. Rahat bir yere geçelim. Ya, iyi tamam gelin. Gelin. Hadi yürü baba. Zurna'nın zırt dediği yere geldik aha. Ne yapacağız peki? Anlaşılan Mehmet konuşmamış daha Yusuf'la. Ama ahirete kadar saklamaz. Ben tanırım onu. Ne bilip öğrendiyse bir bir döker sonra ortaya. O gece olanları ya Mehmet de bilmiyor ya da biliyor da Yusuf'a anlatmıyor. Nedense. O geri zekalı Mehmet'in ne bildiğini öğrenmemiz lazım teyze. Boşu boşuna nişan günü karşıma çıkmadı o benim. Bir plana bir bildiği var mutlaka. Doğru dedin. Bir şey grup çözüyor ama ne? Teyze. Hı? Sen bir Hamiyet Hanım'la konuşsan mı? Neyi? Ya ben böyle bir iki gün gelip konakta kalsam mesela. Kız ne yapacaksın bir iki günlüğüne gelip? Gelmişken temelli gel kal. Hamiyet Hanım hayatta izin vermez. Kadının gözüne battım bir kere. Tamam. O zaman siz gidin. Ben Mehmet'le konuşur ağzını yoklarım. Tamam Batıs. Hamiyet Hanım ikna et ne olur. Birazcık ortalarda dolansam. Azıcık Yusuf'un yanında olsam yeter. Tamam tamam bakarız gel. Bir şey öğrenir öğrenmez ara beni Baldız. Tamam tamam selametle haydi. Görüşürüz teyze. Tamam görüşürüz. Hastaneye mi gidiyorsun? Hı. Ben de geleyim bir göreyim toprağı. Olur. Hanımım, sen çok yüce gönüllü bir insansın. Sultan, Allah aşkına ne varsa söyle, ağzında geveleyip durma, işim gücüm var. Diyorum ki, sen hasta insana kıyamazsın. Toprak daha iyileşemedi. Ablasının yanında kalacak zannediyor. Nasıl seviniyor kızı bir görsen. Yani illa ablası bu eve gelecek diyorsun. Ant içtin yani, değil mi beni ikna etmeye? Yok. Öyle değil hanımım. Ben seni bildiğim için söylüyorum. Gönlün el vermez diye. Kız çok yara aldı zaten. Bir de biz kırmasak. Gelsin ablası yardım etsin ne olacak? Görsen böyle belinden falan doğrulamıyor. Yazık yani kıza. Ay sultan. Ay ömrümü kuruttun. Dünden beri beynimin etini yiyorsun ayol. Ama ben sana bir türlü anlatamıyorum. Yani şimdi ben bu toprağı eve istemezken ablasına mı kucak açacağım? Bak sana son kez söylüyorum. İstemiyorum. İstemiyorum. Ay evinde otursun canım. Yusuf Bey öyle demiyor ama. Ablası gelsin, yardım etsin diyor. Kayserili ılgazlar var ya. Necip abi mi diyorsun? Şimdi büyük bir enerji işine giriyorlarmış. İhaleyi kazanırlarsa kat kat büyürler. Vallahi ben kendi adıma gurur duyarım böyle bir şeyden. Ne de olsa memleketlimiz ılgazlar. Bırak uzayan kol bizden olsun. Ben doydum babacığım. İzninizle. Afiyet olsun kızım. Afiyet olsun. Biraderim. Hadi kalk biz de şöyle çarşıya kadar bir uzanalım. Esnaf Derneği Başkanı her gördüğü yerde sistem ediyor adam. Ne zamandır uğramıyorsunuz diye gidip bir kahvesini içelim ha? İyi olur vallahi. Afiyet olsun oğlum. Oğlum biz de seninle sonra şirkette görüşürüz oldu mu? Tamam amca. Sultan eline sağlık. Su böreği tam kıvamında olmuş. Gerçekten harika olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun beyim. Hadi hoşça kal. Beyim buyur. Bana mı bu? Aşk olsun Mehmet beyim. Sen sucuklu yumurtayı çok seversin. Bir iki atıştır da öyle git. Ah be abla.
Karnım toktu ama senin güzel hatırını kırmayayım. Vallahi çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun beyim. Oturayım mı? Yalnız kalma. Otur tabii abla. Kokmuştur. Sen de ya. Yok sağ ol. Minas tuzu biberi iyi mi? İyi, iyi. Çok güzel. İyisin beyim. Halin keyfin yerinde. İyiyiz abla. İş güç koşturuyoruz işte. Beyim. Ben sana bir şey soracaktım. Buyur abla. Dün benim Havva senin jandarmadan bir arkadaşınla karşılaşmış. Senin davayla ilgili yeni gelişmeler var. Mehmet Bey'den öğrenirsin demiş. Ya ben onu meraklandırmayayım dedim. Ne olmuş ki? Ya iki tane çocuk varmış. Aynı suçtan sabıkalı. Onların peşindeler. Yakalarlarsa haber veririm dedim Havva'ya. İyi düşünmüşsün. Siz merak etmeyin. Ben bir şey çıkarsa Havva'yla sana haber veririm. Sağ ol beyim. Bitirmedin. Gırtlağıma kadar doydum abla. Eline sağlık. Hadi eyvallah. İşin gücün rast gelsin. Yarasın. Buyur Mehmet abi. Lan oğlum ben sana bu kızın davası aramızda kalacak demedim mi? İsmimi verip niye işkilendiriyorsun? Vay Havva Hanım. Demek konağa teşrif ettiniz. Sizi görmek ne güzel. İyi günler Mehmet Bey. Size de iyi günler Havva Hanım. Umarım bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Yerleştiniz mi kız? Teyze, bu Mehmet Bey beni çileden çıkaracak. Sürekli imalı imalı konuşmalar. Bir şey biliyor mu, bilmiyor mu? Düşün düşün delireceğim. Bir alt bildiği yok. Sen nasıl bu kadar eminsin? Sabah konuştum da ondan. Niye bana söylemiyorsun? Jandarma gene iki günahsızın peşine düşmüş. Ama senin davandan günahsız. Önceden öyle ettikleri işler varmış. Boşuna dememişler. Bir insanın adı çıkacağına canı çıksın diye. Yani gelişme dediği bu muymuş? Aklımı çıkardı salak. Saklı gizli iş yaparsan böyle. Sen yelden nem kaparsın işte. İyi, rahatladım şimdi. Artık rahat rahat sinemaya gidebilirim. Ne sineması kız? Biz olmuşuz film. Yusuf akşam beni sinemaya davet etti.